Mısırlılar bilen suhbatımızda davam getirmiz. İslam ümmetinin Arap yarım oralıda şekillenişi ve onge Masihi ve Yahudi olamının tasiri hakkında gaplaşkandik. Endi ise üçüncü İslam'ga tasir ko'rsatgan narsa bu jahiliya. Nima bu jahiliya? Jahiliya bu bilimsizlik, ilmsizlik degan ma'noni bildiradi. Va Muhammad alayhissalom yashagan davrda Masihiy qabilalar va boshqa qabilalardan tashqari ko'p qabilalar ko'p dinli qabilalar bor edi. Makkaning markazida qora tosh bor. Bu osmondan tushgan. Bu chunki osmondan tushgan meteorit muqaddas qora tosh deyiladi va mana shu qora tosh Makkaning Makkadagi ma'bad bo'lgan, o'sha ma'badning o'rtasida turgan tosh bo'lgan va butun Arab yarim orolidagi odamlar shu yerga kelib faqat ibodat qilishgan. Bu yerda bir narsaga e'tibor bering. Bular masihiylar emas, musulmonlar emas, yahudiylar emas. Bular Arab yarim davlatida yashagan qabilalar va ular 360 dan ortiq xudolarni mana shu Makkadagi ma'badda saqlagan. Qayerdan keldi bu 360 dan ortiq ma'badlar? Masalan, A bitta qabila va B qabila bo'lsa, bu qabilalar o'rtasida sulh tuzilsa, tinchlik sulhi, ular o'zlarining xudolarini va ishongan xudolarini olib kelib Ka'baga qo'ygan va mana shu ularning xudolari mana shu Ka'bada yashagan. Savol: Ka'ba bu nima? Ka'ba bu ma'bad. Bu haqda biz keyinroq yana chuqurroq gaplashamiz. Bu ma'bad shunday ma'badki, Makkada joylashgan bo'lib, uni o'rtasida muqaddas o'sha qora tosh bor va bu ma'bad Arab qabilalarining markaziy ziyoratgohi bo'lgan va musulmonlar har yili o'sha Ka'baga kelib, o'sha qora tosh atrofida aylanib ibodat qilishadi, itoat qilishadi. Va bu tosh muqaddas bir muqaddas markaz hisoblanadi. Va bu ma'bad Muhammad alayhissalomdan oldin ham va Muhammad alayhissalom davrida ham bo'lgan va bu qora tosh atrofida odamlar yig'ilishib itoat qilishgan. Demak, savolga qaytamiz. Nimaga bunchalik 360 da xudo bo'lgan? Chunki ular Arab yarim orolida juda ham ko'p qabilalar bo'lgan va ular jang qilgan, gohida sulh tuzishgan va o'zlarini xudolarini Ka'baga olib kelib, mana shu ma'badga olib kelib qo'yishgan. Muhammad alayhissalomning qarindoshlari esa mana shu Ka'bani tozalab, mana shu Ka'bada xizmat qilishgan. Shuning uchun Muhammad yoshligidan Ka'badagi hayot bilan tanish bo'lgan. Arab yarim orolida Quraysh degan qabila bo'lgan. Bu Quraysh qabilasi mana shu Ka'bandagi xizmat uchun javob bergan. And Muhammad's family was right there at the center of all of that. Kind of a Levite. Demak, ular Levitlarga o'xshagan bo'lgan. Ha, albatta, ular xuddi eski ahddagi Levitlarga o'xshagan. Ularning asosiy xizmatlari, ya'ni o'sha ruhiy xizmatlar bo'lgan. Now within Arabia there were those lekin bu ham hammasi emas. The creator god whom they referred to as Allah. Arab yarim orolidagi ko'p boshqa qabilalar butlarga sig'inardi. Lekin
Lekin mana şu Mekka'nın içi de, Mekka'nın içi de bütün dünyanı yaratgan Allah'tan taşkarı, Allah'ın üçte kızları ham var idi. Bular Al-Lat, Al-Manat ve Al-Uzzat. Bu Allah'ın üçte kızları, Kudanın üç kızı. Alat, Al-Manat, Al-Azat. Ve bu Allah'ın kızları. Of Allah. Ve Mekke'den taşkarıda, Mekke'den taşkarıda odamlar bu Kudanın kızlarıge sacda kalışardı. Yani doğru, bütün dünyanı yaratken Allah bor, lekin Allah'ın kızları hem bor. Kızları geham, taat, ibadet kılsanız, secde kılsanız, bolat deyip düşünürdü. Bana şu halatta Muhammed Aleyhisselam öz hizmetini boşladı. Muhammed Aleyhisselam enge eski ahtagi Amos peygamberde isletedi. That you can worship Muhammed Allah Aleyhisselam köp dinliklerge karşı, köp kudonlikke karşı vaz etişti boşladı. O etki, kudonu kızları yok, kudo yagonadır, butlardan vaz geçin ve yagona kudoga kaydin deyip vaz kılıçtı boşladı. Onu adamlar eşitişti hoklamazdı çünkü şu Kabe'dagi 360'da kudolarga sığıngan kabileler Muhammed'ni eşitmedi. Ve şükran birgelikte Kudanın kızlarına ular sacda kılıçta başladı. Ular Kudanın kızlarına sacda kılgen faydaları da güde hem köp buzuk marasımlar barıdı. Ve bunların hamması Kudanın üçün kılını etkendik kurunuşta bulardı. Kızlarını adam deyip soplamazdı. Çakalak kızlarını çullarda kaldırıp giderdi. Çünkü ular kız farzandı buluşunu haklamazdı. Ular oğul farzandı ege buluştu haklardı. Ve Muhammed Aleyhisselam bana şu hamma buzun şirklerine karşı turdu. Ve o vaz kılıp kızlarını taşıp gitmeyinler çullarda. Ular ham odam, butlarga sig'inmanglar, butlar hech narsa emas, yagona xudoga sig'ininglar. Xudoning qizlari yo'q deb vazlarini boshladi va Muhammad alayhissalom bilan yangi bir harakat vujudga keldi. Va bu harakat ko'p dinlarga, ko'p xudolarga qarshi harakat bo'ldi. Demek bu yana bir İslam ve Kur'an-ı Kerim'ge tasir kursatgen bir holat omil bo'lib ve gohida İslam bu omillarga qarshilik qilgan, gohida ular bilan munosabatga kirgan. Masalan, oladigan bo'lsak, oqibat musulmonlar Ka'bani butlardan tozalagandan keyin Müslümanlar bari bir mana şu Kabe'ye gelip ziyaret kılışını ve Kabe'ye gelip sacda kılışını boşladı. Albatta onlar Allah'a sacda kılışardı. Kabe'ye karab ibadet kılsalar da onlara Allah'a sacda kılardı. Lekin kub hudalarga emas. Umuma olganda mana şu kub hudalik tajribalar o'rniga yangi bir tushunchalar bilan yangi bir xudoga sajda qilish ta'limoti kirib keldi. O'sha qabilalar bir yil davomida Makkaga, Ka'baga o'zining munosabatlarini yangilash uchun kelishardi, ziyorat qilishardi va xuddi shunday islom mana shu ko'p dinlilardan qolgan an'anani o'ziga oldi va hozirgi kunda har yili Ka'baga kelib musulmonlar ziyorat qiladi va o'zlarining munosabatlarini yana bir yangilaydi. Bir necha daqiqadan keyin sizlar menga savol berishlaringiz mumkin. Keling, oxirgi
İslam ta'limoti va musulmon ummatiga ta'sir qilgan holat va vaziyatlar haqida gaplashamiz. Bular haniflar, haniflar Ibrohim alayhissalomning xudosiga sajda qilishgan va shu bilan birgalikda boshqa xudolarni ham hurmat qilishgan. Ularga ham sajda qilishgan. Ibrohim alayhissalomning qarindoshlari shunday bo'lgan. Yoqub Lavandan 4 xotini bilan va 11 farzandi bilan ketgan vaqtida Lavan uni orqasidan quvib boradi, unga aytadi: Sen meni butlarimni, but xudolarimni o'g'irlab ketding, qaytar dedi. Aslini olganda uni xotini o'g'irlagan bo'ladi. Yoqubga Elohim xudo ko'ringan va u Xudoni bilgan, tanigan, lekin uning qarindoshlari, uning xotini va uning boshqa qarindoshlari Xudoga, Ibrohimning Xudosiga sig'insalar-da, bo'ysinsalar-da, shu bilan birgalikda boshqa xudolarni ham o'zlari bilan olib yurgan, ularga sajda qilishgan. Haniflar ham xuddi shunday bo'lgan. Ular bir vaqtni o'zida And so that was part of the stream. Ibrohim alayhissalomning xudosiga sajda qilishgan va boshqa xudolarni ham esdan chiqarmagan. Islom ummati o'zida mana shu 4 omilni mujassam qilgan. Haniflar, jahiliya, masihiylar, yahudiylar, ularning hammasi Muhammad alayhissalomning hayotida bo'lgan. Va yaralgan yangi 6-7 asrda dunyoga kelgan islom musulmon ummatiga shakllanishiga turtki bo'lgan vaziyatlar, omillar, hodisalar hisoblanadi. Endi marhamat, kimda savol bor? Ma'ruzalar yoqdimi? Eshitgan narsalardan ruhlandingizmi? Bizning loyihamiz ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilishni 3wtvseminariya.com saytidan topasiz. Musulmon birodarlarimiz mana shu ilohiy boshqa xudolarni ham tan olishadimi? Yoki ularni tan olishmaydimi? Yo'q, Muhammad alayhissalom butlarni xudoligini tan olishmaydi. Muhammad alayhissalomda imkoniyat bo'lishi bilan u bu butlarni yo'q qilib yubordi. Demak, musulmon birodarlarimizda ham afsungarlik, jodugarlik, jinlar haqida tushunchalar bor ekanda. Ha, albatta. Bu kult xudolikni kelib chiqarmaydimi? Yo'q, biz ham musulmonlar kabi masihiylar yomon kuchlarga, sehrgarliklarga va jinlarga, shayton borligiga ishonamiz va lekin bu yomon kuchlarni Iso Masihning kuchi orqali qarshi turamiz. Musulmonlar ham shunday. Bu yomon kuchlarga qarshi, jinlarga qarshi har qanday Qur'oni Karimdagi oyatlar bilan, Qur'oni Karim bilan qarshilik qilishadi va ularni to'xtatishadi. Lekin biz masihiylar mana shu tashqi kuchlarni, yomon kuchlarni borligini inkor qilmaymiz. Shayton kuchlari borligini inkor qilmaymiz. Lekin musulmonlar albatta mana shu yomon kuchlar, yaxshi jinlar va yomon jinlar borligini bilishadi, ularga ishonishadi va har xil kuchlarga bu vaqtda yana gaplashamiz. Mana bu yerda Ilohim so'zi ko'plik ma'noda. Alloh esa bu birlik ma'noda aytilgan. Qanchalik bular Iloh va Alloh so'zlari bir-biriga juda ham yaqin. Albatta, men ko'ryapman siz Ibroniy tilini, Yahudiy tilini bilarkansiz. Demak, albatta. Musulmonlarda Alloh so'zi bu birlikda. Yahudiy tilida esa bu ko'plikda, ilohim ko'plikda, birlikda esa iloh.
Yani yagona, o'sha yagona Xudo degan tushunchani beradi. Xuddi shunday Islomda ham Alloh bu yagonalikni, yagonalikni ta'kidlaydi. Islomda ham yahudiy tilda ham Iloh va Alloh bu bitta narsa. Yana savol bormi?